Merhaba arkadaşlar. Bugün kimyasal tepkimelerde hız ünitemizin 7. dersine başlıyoruz. Bu dersimizde neler yapacağız? En son dersimizde tepkime hızını etki eden faktörlere başlamıştık ve tepkime hızını etki eden faktörlerden madde türüyle derişimi o dersimizde bitirmiştik. Hatta derişimi anlatırken basınç ve hacim değişiminin derişime etkisi sonucunda da yine nasıl hıza etki edeceğini de o dersimizde öğrenmiştik ve örneklerimizi de yapmıştık. Şimdi bu dersimizde ise temas yüzeyi, diğer adıyla değme yüzeyi, sıcaklık ve katalizörün tepkime hızına etkilerini tek tek inceleyeceğiz. Bu incelemelerimize başlamadan önce biz bir örnek çözerek hatırlatmamızı yapalım. Son derslerimizin böyle genel bir hatırlatmasını da yapmış oluruz. Şimdi bakın, tepkimimiz sabit sıcaklıkta gerçekleşen A gazı ve B gazı arasında oluşmuş, C gazı oluşturmuş. A gazından 3 birim tepkimeye girerken 2 birim de B gazından girmiş. Şimdi biz eğer bu deneyi görmeseydik, tepkime tek basamakta, tek adımda gerçekleşiyor olsaydı hız denklemini İşte K çarpı A'nın küpü çarpı B'nin karesi şeklinde yazacaktık. Ancak bize bir deney verildiyse bu deney sayesinde biz tepkimenin hız denklemini bulabiliriz. Hız denklemini bulduktan sonra tepkimin mekanizmalı mı, mekanizmasız mı ve başka birçok sorunun cevabını buradan karşılayabiliriz. Şimdi ne yapacağız? Bizden zaten A şıkkında ilk önce ne istemiş? Tepkimenin hız denklemini bulun demiş. Tepkimenin hız denklemini bulabilmek için deneyler arasındaki maddelerin derişimlerindeki değişime bakacağız. Bu değişimler hızı nasıl etkilemiş ona bakacağız. Şimdi B'nin sabit olup A'nın değiştiği bir deney yok. Ama A'nın sabit olup B'nin değiştiği 2 ve 3. deney arasında bunu görebilirim. A sabitken B 3 katına çıkmış. Hıza bakıyorum, hız değişmemiş. Şimdi B'nin derişimi değişirken hızda herhangi bir değişiklik olmamışsa B'nin hıza hiç B'nin derişiminin değişmesi sonucu hız hiç değişmemiş ve hız denkleminde B yok demektir. Üstünü çiziyorum. Çünkü daha sonra benim işlerim kolaylaşacak. Gelelim A nasıl etkilemiş ona bakalım. Şimdi birinci ve ikinci deneye bakarsak A'nın derişimi 2 kat artarken hız 4 kat artmış. Hız 4 kat arttığına göre A hızı karesi oranında etkileyecek. O zaman burada diyeceğim ki hız denklemi eşittir K çarpı A'nın karesi. Çünkü A 2 katı artarken hız 4 kat artmış. Hız sabitinin sayısal değerini ve birimini bulunuz diyor. Bir kere birimini hemen bulabilirsiniz. Neden? Ne demiştik? Biz tepkimenin derecesi neyse K'nın birimi litre bölü molün dereceden bir eksik üssü. O zaman litre bölü molün birinci kuvvetleri çarpı 1 bölü saniye dersek şuraya da saniyeyi yazarsak birimini bulmuş olduk. Değerini nasıl bulacağız? Değerini bulurken dikkat etmeniz gereken şey şu. Herhangi bir deneyi seçeceksiniz. İster birinci, ister ikinci, ister üçüncü. Ben birinci deneyi seçiyorum. Deneyi seçtikten sonra birinci deneye göre hız denkleminde A'nın hız denklemindeki A'nın derişiminin değerini ve hız ona karşılık gelen hızın değerini yazacağız. Şimdi birinci deneye göre diyorum ki hızımız 4 çarpı 10 üzeri eksi 5'miş. O da eşittir. K çarpı A'nın derişimi 0,02'ymiş ve bunun karesi diyoruz. Buradan K'yı çekerseniz 0,1 olarak bulursunuz. Birimini de zaten litre bölü mol çarpı saniye şeklinde bulmuş olduk. Şimdi A ve B şıklarını tamamladık. Gelelim C şıkkına. C şıkkı bize diyor ki A'nın derişimi 0,1 molar olsaydı
B'nin derişimi 0,2 molar olsaydı başlangıç hızımız ne olurdu? Şimdi B zaten etki etmeyecek. Kaç molar olursa olsun. Etki etmeyecek. Bizim için önemli olan A'nın derişimi. Onun çözümünü yaparken de şurayı bir önceki çözümü sileceğim. Umarım not almışsınızdır. Diyorum ki, bu arada K'nın değerini de bulmuştuk. Ne olarak bulmuştuk? 0, 1 olarak bulmuştuk. Şimdi C şıkkını yaparken şöyle yapıyorum. A'nın derişimi 0, 1 olsaydı hız ne olurdu? Hız eşittir. K'mızın değeri 0, 1. A'nın değeri 0, 1 olsaydı karesini alacaktım. O zaman bizim hızımız 10 üzeri eksi 3 mol bölü litre saniye olacaktı. Bunun haricinde bize ne demiş? Başlangıçta kap hacmi yarıya indirilirse hız nasıl değişir? Şöyle düşünelim. Kap hacmi yarıya indirilirse maddelerimizin derişimi ne yapacaktı? İki katına çıkacaktı. A'nın derişimi, hatta şöyle başka bir renkle yapalım bunu. A'nın derişimi, pardon, şöyle yapayım. A'nın derişimi iki katı artarsa karesi oranını da etkileyecek. O zaman hızı 4 kat etkileyecek. Yani D'nin cevabı 4 kat artar olacak. Şimdi gelelim E şıkkına. E şıkkını yaparken şurayı bir etrafı bir temizleyelim. Şuraları siliyoruz. A'nın karesi de. Ne demiş? İkinci deneyde sabit sıcaklıkta kap hacmi iki katına çıkarıldığında tepkime hızı nasıl değişecek? Şimdi arkadaşlar ikinci deneye bakıyorum. Şuradaki deney. Kap hacmi iki katına çıktığında A'nın derişimi yarıya inecek. A'nın derişimi hiç derişim falan da yazmama gerek yok. E şıkkı için ve iki katı artarsa derişimler yarıya iner. Derişim yarıya inerse ki bizim için A'nın derişimi önemli. A'nın derişimi yarıya inerse 1 bölü 2'nin karesi oranında hız 1 bölü 4'üne düşecektir. Yani buradaki ikinci deneyde hızımız 1,6 çarpı 10 üzeri eksi 4'tü. Onun dörtte birini alırsanız 4 çarpı 10 üzeri eksi 5 yapacak. Yani dörtte birine inmiş olacak. Evet, güzel bir hatırlatma oldu. Bu örnekte. Şimdi gelelim tepkime hızına, temas yüzeyinin etkisine. Temas yüzeyi etki nasıl edecek? Bunu en güzel anlatan şey herhalde işte genelde şunu deriz. Küp şeker mi, toz şeker mi, pudra şekeri mi? Bir bardak suda daha hızlı çözünür. Bakın, daha çok çözünürden bahsetmiyorum. Daha hızlı çözünür. Zaten siz bir şekeri toz haline de getirseniz, küp haline de getirseniz, pudra haline de, yani çok küçük küçük pudra şekline de getirseniz maksimum çözünecek miktarını o sıcaklık için değiştiremezsiniz. Ama daha çabuk çözünmesini sağlayabilirsiniz. Nasıl sağlayabiliriz? Şimdi ne kadar küçük tanecikler haline gelirse birbirleriyle etkileşecek olan taneciklerin çarpışma ihtimalleri, etkileşme ihtimalleri, etkin çarpışma sayıları artacağı için tepkime o kadar hızlanır. Yani işin özeti temas yüzeyi hızı arttırır. Peki temas yüzeyi hızı arttırır derken kimlerin temas yüzeyinden bahsediyoruz? Tabii katıyı küçük parçalara ayırmadan bahsediyoruz. Katıyı küçük parçalara işte toz şeker, küp şeker ve pudra şekeri örneğindeki gibi. Bunu başka bir kimyasal tepkime üzerinden örnek verirsek mesela çinko katısıyla potasyum hidroksit çözeltisinin tepkimesini konuşursak.
Oluşacak ürünümüz bir tuz olacak ve hidrojen gazı açığa çıkacak. Şimdi siz kabın içerisine potasyum hidroksitinizi koyun. Çinkoyu bir büyük blok halinde atmanızla, küçük parçaları bölerek atmanızla, aynı miktarı atın ya da minik minik daha da küçük parçalara ayırarak atmanız arasında şöyle bir fark olacak. Burada da 10 gram çinko harcansın, burada da 10 gram çinko harcansın, bunda da 10 gram çinko harcansın. Ama ne kadar küçük parçalara ayırırsam tepkimenin temas etme ihtimali arttığı için tepkimenin hızı da artacak. Peki bu tepkimenin hız denklemini yazacak olsaydık nasıl yazacaktık? Hız eşittir K çarpı. Katıları almadığımıza göre çinkoyu almayacaktık. Kim alacaktık? Potasyum hidroksiti. Bu arada denkleştirirsek şurası 2 olacak. Potasyum hidroksitin karesi olacaktı. Şimdi potasyum hidroksitin derişimini hiçbir şekilde değiştirmedik. Onunla ilgili hiçbir bilgi söylemedik. Sadece toz haline getiriyoruz ama daha hızlı oluyor dedik. Daha hızlı oluyorsa potasyum hidroksit de değişmiyorsa burada neyi değişiyor demektir? K. Demek ki siz bir tepkimenin içindeki katıyı toz haline getirerek temas yüzeyini arttırarak hızı arttırıyorsanız otomatik olarak hız sabitinizin K'nın değeri de ne yapmış olur? Artmış olur. Yani büyümüş olur. Bunu rahatlıkla söyleyebiliriz. Şimdi örneğimize bakalım. Bu sefer de alüminyumla sodyum hidroksit tepkimesi verilmiş örnekte. Tepkimesinin hızını arttırmak için sabit sıcaklıkta arttırmak için hangi işlemlerin tek başına uygulanması gerektiğini sormuş. Şimdi bakıyoruz arkadaşlar. Sodyum hidroksit çözeltisine su eklemek. Şimdi sodyum hidroksit çözeltisine su eklersek biz biraz önce bunun benzeri bir örnek yapmıştık. Bunun hız denklemini yazalım. K çarpı sodyum hidroksitin derişiminin küpü diyeceğiz. Şimdi sodyum hidroksitin derişimini düşürürsek hız ne yapmış olur? Düşmüş olur. O zaman su eklemek derişimi düşüreceği için gitti. Alüminyum katısını toz haline getirmek. Bakın işte bu oldu. Sodyum hidroksit çözeltisine bir miktar daha sodyum hidroksit katısı ilave ederek çözme. Bakın daha çözebiliyorsa o zaman sodyum hidroksitin derişimi ne yapacak? Artacak. Sodyum hidroksitin derişimi artarsa tepkimenin hızı da ne yapar? Artar. O zaman bu da olacak. Yani cevabımız 2 ve 3 olacak. Şimdi de gelelim sıcaklığın etkisine. Şimdi arkadaşlar sıcaklık arttırıldığında taneciklerin kinetik enerjisi artacak. Taneciklerin kinetik enerjisinin artması demek. Bakın sıcaklığın yükselmesi taneciklerin kinetik enerjisinin artması demek. Taneciklerin kinetik enerjisinin artması demek çarpışma ihtimallerinin de artması demek. Çarpışma ihtimallerinin artması da otomatik olarak neyi arttıracak? Etkin çarpışma sayısını arttıracak. Etkin çarpışma sayısının artması da tepkimenin hızını arttırmış. Taneciklerin hızı artınca tepkimenin hızı da buna paralel olarak çarpışma sayısı artacağı için artmış olacak. Yani etkin çarpışma sayısı arttığı için tepkimenin hızı da artmış olacak diyoruz. Şimdi bunu öncelikle grafiklerimiz üzerinden bir konuşalım. Hatırlıyorsanız iki grafik üzerinde konuşmuştuk. Daha önce grafiklerimizden biri şöyle buraya kötü de olsa bir grafik çizeceğim. Enerji, kinetik ve mol sayısı, mol yüzdesi, molekül sayısı, artık tanecik sayısı diye yazılabilir. Bir de şey grafiklerimiz vardı. Enerji potansiyel tepkime koordinatı. Şimdi enerji potansiyel tepkime koordinatında işte biz bir tepkimenin endotermik mi egzotermik mi olup olmadığını görüyorduk. Şurası aktivasyon enerjisiydi. Bunu aşıp aşmamasına göre tepkimenin gerçekleşip gerçekleşmemesine şey yapıyorduk. Ama ilk çizdiğim grafikte biz
Oradaki tepe noktası değildi. Bizi ne ilgilendiriyordu? Eğrinin altındaki kalan alan şöyle. Şimdi şöyle bir grafiğimiz olsun. Tepkimenin eşik enerjisi de şurada bir yere gelsin. Şimdi bizim eşik enerjimiz ne kadar aşağıda olursa tepkimenin hızı o kadar yüksek olur demiştik. Çünkü eşik enerjisini aşan tanecikler tepkimenin hızını belirliyordu bizim için. Şimdi sıcaklığın artması veya azalması, sıcaklığın değişmesi eşik enerjisini eşi değiştirmiyor. Bunu değiştirmez. Sadece sıcaklığın değişmesi eşik enerjisini aşan tanecik sayısını etkiler. Peki nasıl etkiler? Onu da grafikte şöyle göstereyim. Sıcaklığın artması taneciklerin kinetik enerjisini arttıracağına göre ne yapmış olacak? Eşik enerjisini aşan tanecik sayısı da artmış olacak. Böylelikle tepkime de daha hızlı olacak. Şimdi yine mol sayısı ya da mol tanecik sayısı enerji kinetik diyelim. Grafiğimiz şöyle olsun. Şimdi arkadaşlar pardon. Sıcaklık arttıkça bu grafiğin buradaki gördüğünüz bir tepe yapmış olan şey daha sağa kayıp yayvanlaşmaya başlar. Buna T1 diyelim. Mesela sıcaklık artsaydı şöyle bir şey görecektiniz. Daha yayvanlaşacak. Tepe noktası da daha böyle sağa doğru kayacak. Daha da yükseltseniz daha da yayvanlaşacaktı. O şekilde devam edecekti. Alttaki T1 olsun. Üstteki de T2 olsun. Şu üstteki. Tamam. O zaman buradan T2 büyük T1 diyebiliriz. Peki eşik enerjimiz için başka bir renk kullanalım. Bu tepkimenin eşik enerjisi şurada bir yerde olsa. Şimdi T1'deki aşan tanecik sayısı kendi altında kalan alan X diyelim buraya. T2'de altında kalan alanı başka bir renkle gösterelim. Bakın daha büyük bir alan. Y diyelim. Y büyük X olduğu için T2'de daha çok tanecik geçmiş. Eşik enerjisi T1'e göre. Peki başka bir durumdan bahsedelim. Eğer eşik enerjimiz şuralarda bir yerde olsaydı ne diyecektiniz? Şimdi buralarda bir yerde olduğunda dikkat etmeniz gereken şey şu. Hatta şöyle biraz şunları silelim. Dokunmadan birkaç. Evet. Şimdi yine T1 ve T2'miz olsun. Heh. Şimdi arkadaşlar bu tepkimenin eşik enerjisi burada olsaydı T1 ve T2 hakkında ne konuşacaktık? Biraz önce buradayken şu bölgeye geldiği zaman söylemiştik. Şimdi burada şurada daha fazla buraya göre. Ama T2'de de çizdiğiniz zaman şurası daha fazla ve devamında böyle devam edeceği için şuradaki farkı muhakkak kapatacaktır. O nedenle tepenin ne kadar yüksek olduğuna burada bakmıyorsunuz. Bakacağınız şey devamında herhangi bir yerde eşik enerjisinin burada olması da sizi çok yanıltmasın. Hangisinin eğrideki giden kol daha yukarıda ona bakıyoruz. Yukarıdaki olan yüksek sıcaklıktır. Yani T2 büyük, T1 deriz. Burada da yine. Bu da aklınızda bulunsun. Çünkü yine aşan tanecik sayısı, evet şurada sanki bir büyüklük varmış gibi, fazlalık varmış gibi duruyoruz ama şurada onu muhakkak
kapatacaktır ve geçecektir ileride zaten o fazlalığı. Lütfen buna da dikkat edin. Şimdi geldik. Hatta grafiğimizi de şurada yine bir konuşalım. Bakın o kolay olan grafik. İşte T2'de daha yüksek sıcaklıkmış, daha yayvanlaşmış, sağa doğru kaymış. T2'de aşan alan çok daha fazla. T2'de aşan tanecik sayısı çok daha fazla. Altındaki alan büyük olduğu için. O nedenle biz de diyoruz ki sıcaklık arttığında kinetik enerjisi fazla olan tanecik sayısı, yani kinetik enerjiler artacak. Bu da çarpışma sayısını arttırıp etkin çarpışma sayısını arttırarak hızı da ne yapmış olacak? Arttırmış olacak. Bir şey daha konuşalım. Şimdi sıcaklığı arttırdığımızda mesela A gazı artı 2B gazı AB2 gazı olsun. Bu tepkimenin T1 sıcaklığındaki hızı 10 üzeri eksi 5 molarite bölü saniye olsun. T2 sıcaklığındaki hızı ise 5 çarpı 10 üzeri eksi 4 molarite bölü saniye olsun. Hız ne yapmış? Artmış. O zaman ne deriz? Sıcaklıkta artmış. Eğer azalmış olsaydı azalmış. O zaman T2 büyük T1 diyeceğim. Peki T2 veya T1 hiç fark etmez. Hız denklemini yazarken nasıl yazacağım? K çarpı A'nın tabii mekanizması olduğunu kabul edelim. A'nın derişimi çarpı B'nin derişiminin karesi. Şimdi A'nın derişimine dokunmadık. B'nin derişimine de dokunmadık. Sadece neyi değiştirdik? Sıcaklığı değiştirdik. Sıcaklığı değiştirince hızımız ne yaptı? Değişti. Sıcaklık artınca hız artıyor muydu? Evet. Hız artıyor. Derişimler de sabitse bu da K'yı yani hız sabitinin değerini de değiştiriyor demektir. Bakın arkadaşlar iki etki gördük. Bu daha doğrusu dört etki gördük şimdiye kadar ama bu dört etkiden ikisi K'nın değerini değiştirdi. Birincisi değiştiren temas yüzeyi, katıları daha küçük parçacıklara ayırmak. İkincisi de sıcaklığın değişmesi K'nın değerini de değiştirir dedik. Şimdi burada bir şey daha konuşacağız. Peki endotermik ve egzotermik tepkimeleri nasıl etki eder? Hatırlayacağınız gibi endotermik tepkimeler ısı alan tepkimelerdi. A artı B artı ısı AB. Egzotermik tepkimeler ise X artı Y, XY artı ısı olsun. Hepsi gaz fazında gerçekleşsin. Hepsi gaz fazında. Bu da aklımızda bulunsun. Şimdi sıcaklığı arttırmak ya da azaltmak ürünlerin veya girenlerin kararlılığını değiştirir. Ancak sıcaklık artışı egzotermik ve endotermiklerde yani birinde arttırır birinde azaltır gibi bir şey söylemeyeceğiz kesinlikle. Sıcaklık artışı hızı her zaman arttırır diyeceğiz. Sebebi şu. Bizim ısımızın ürünlerde girenlerde olması önemli değil. Sıcaklık artınca endotermik de olsa A endotermikken A ile B'nin kinetik enerjisi artacak. Bu sefer çarpışma ihtimalleri artacak. Hız artacak. Egzotermikte de X ve Y'nin kinetik enerjisini artıracak sıcaklık artışı. Yine çarpışma ihtimallerini artıracak. Yine hız ne yapacak? Artacak. Yani burada dikkat edilmesi gereken şey şu. Tepkime ister endotermik olsun, ister egzotermik olsun. Tepkime sıcaklığın artışı her zaman tepkime hızını arttırır. İster endotermik, ister egzotermik. Bu hiçbir şekilde fark etmiyor arkadaşlar. Bunu da bitirdikten sonra pardon. Şimdi bir sonraki etkimiz katalizör etkisi. Katalizör etkisine sadece bu hafta şöyle bir bu derste daha doğrusu şöyle bir başlangıç yapacağım. Tamamlanmasını, katalizör etkisini tamamlamayı ve örneklerin çözümünü de bir sonraki derse bırakacağız. Şimdi arkadaşlar katalizör
aklınıza geldiği zaman günlük hayatta da ya da şeyde de hemen tepkimeyi hızlandıran maddeler olarak şey yapıyoruz, düşünüyoruz. Peki nasıl tepkimeyi hızlandıran maddeler? Bir kere tepkimenin aktivasyon enerjisini değiştiriyor. Bizim için en önemli olan nokta bu. Tepkimenin aktivasyon enerjisini değiştirir. Aktivasyon enerjisini değiştirirse aşağı veya yukarı değiştirirse otomatik olarak oraya aşacak tanecik sayısını da etkileyecektir. Ve aşacak olan tanecik sayısını da etkileyeceği için tepkimenin hızına etki edecektir. Ancak biz hep katalizörden yine tepkime hızını arttıran maddeler diyoruz. Tepkime hızını arttırabilmesi için daha çok taneciğin aşması lazım aktivasyon enerjisini. Katalizör aktivasyon enerjisini değiştirdiğine göre demek ki ne yapıyor? Aşağıya çekiyor diye düşünüyoruz. Aslında bunun karşılığı pozitif katalizörler. Negatif katalizörleri de duymuşsunuzdur daha önce. Biyoloji dersinizde inhibitörlerden bahsetmişsinizdir. Onlar da eşik enerjisini yukarıya çekerler ya da aktivasyon enerjisini. Yukarıya çektikleri zaman da tepkimeyi aşan tanecik sayısını azalttığı için tepkimeyi yavaşlatır. Ama bunu ayrıntılı bir şekilde bir sonraki dersimizde konuşacağız. Bugünkü dersimiz bu kadar. Yani burada sonlandırıyoruz. Bir sonraki dersimizde görüşmek üzere. Kendinize iyi bakın.